Sıradan Adam. Hepinize merhaba dostlarım. Bazı anlar vardır ki sadece sebebi neydi ki demekle yetinir insan. Gerçekten sebebi neydi ki diye sormak isterdim bu arabanın sahibine ama bir yandan da kıskanmadım değil ha. Peşinen ben şöyle yapayım en iyisi, bunların neden yaptıklarını sorgularsam videonun sonunda kafayı yerim. O yüzden sorgulamayacağım ama beni seç güzel kız isyankar samuray olarak kapına güller dökerim ağzımdan diye de konuşturmadan edemeyeceğim. Yahu arkadaş, eğer bu bir çeşit manyaklıksa diyecek bir şeyim yok da ama tüm kalbimle bu fotoğrafın kurgu olduğuna inanmak istiyorum. Tövbeler tövbesi, çok tuhaf sahne gördüm şimdiye kadar ama sanırım bu arkadaş çıtayı başka bir yere taşıdı. Ne diyeyim, tebrikler. Yani bir yandan anlıyorum ama diğer taraftan da gerçekten neden diye sormaktan da kendimi alıkoyamıyorum. Güldüm ya. Olayları farklı bakış açılarıyla değerlendiren insanları severim ama bu artık yok ya, kötü laf etmeyeceğim. Denemiş işte, ne güzel. Sebebi neydi ki demeden önce vay be, kim akıl ettiyse helal olsun demek geldi içimden. Acaba ben de mi işsizim ya? Bu kadar fazla gencin bir araya gelmesi zaten böyle şeylere davetiye çıkarıyor ki bu arkadaşlar alkollü de olabilir. Çok ilginç bir bakış açısının ürünü bu aslında. Eğer saklama amaçlı yapıldıysa zekice bile sayılır ama ben sevmedim fikri. Salmış ya, tamamen bırakmış her şeyi aslında da o karpuzu vitese geçirtecek fikrin ilhamı nasıl geldi onu çok merak ediyorum. Korkutucu bu ya bence. Şık giyimli bir adamın ayağında bunları görsem yolumu değiştirirdim büyük ihtimalle. Gel de kahkaha atma şimdi buna. Bir tasarım olarak değerlendirecek olursam tüm dikkat kulağa çekilsin istenmiş gibi. Niye yaptın bunu Ebe Hanım abla diye sormazlar mı zannediyorsun? Sorarlar, hatta binlerce insana da izletirler ibret olsun diye. Şimdi atıp tutacağım ama dini bir anlamı varsa da çok şey etmek istemiyorum. Yine de bir arkadaş nasıl mutlu bir de. Biz şok ama bence tavuk herkesten çok şok. Hayvanı bildiğiniz baga sokmuşlar. Hayır, bir de üniforma falan giymiş. Benim bu fotoğrafı ilk gördüğüm zamanki tepkim arkadaki hanım ablayla çok benzer. Siz ne düşünüyorsunuz dostlar? Bu nedir ya? Demek ki onlar için acil durum televizyonu da kapsıyor. Zombi saldırısı falan bile olsa umurlarında olmayacak yani. Bu bey abi var ya, hayatı anlamış. Anlamakla da kalmamış, bıyıklarıyla özümsemiş biri olmalı. Başka türlü şu kareyi göremezdik çünkü. Hani hep kuğu gibi olmak, ne bileyim kuğu gibi yürüdü falan derler ya. Yani o insanlar direkt kuğu olmayı kastetmiyorlardır eminim. Bir yanlış anlaşılma var gibi.
Bir de diyorlar ki uzaylılar yok. Buyur işte kanlı canlı Petersburg'a gitmişler, hatta arkadaki hanım ablayı da şoka uğratmışlar. Bence abartmış canım. Pantolon dediğin nedir ki zaten? Montu da karnından boğazına kadar kaldırıp gezeydi, o zaman olurdu asıl. Ya şu köpeklere bitiyorum ben zaten. Sanırım çivava türleri ama köpek mi kedi mi belli değil. Ah sahibisi, zalim sahibisi, bir de ne yapmış köpeciye öyle? Bir banktan beklenen rahatça üzerinde oturulabilmesidir. Ama gel gelelim ki rahatlık mevzuatı bayağı göreceli olduğu için sessiz kalma hakkımı kullanacağım. Normal şartlarda bir insanın saçlarının torbalara sığamayacak kadar uzun olabilmesi için 100 yıl falan gerek herhalde. Bu hanım kızımız yaşlı mı dersiniz o kadar? Çok da sorgulamamak lazım ya. Nedir yani? Altı üstü ileri düzey bir cosplay gösterisine tanıklık ediyoruz hep beraber şurada. Hayır, her şeye geçtim. Ölüye de saygıları yok bunların. Utanmasalardı bagaja koysalardı yani. Bu nedir böyle arkadaş? Biliyor musunuz? Seviyorum ben böyle serseri, serbest stili olan dayıları. Adam en güzel gömleğini giyip gelmiş işte düğüne, ne güzel. İleri düzeyde anlam veremediğim şeyleri size danışıyorum. Diyorum ki kim bilir daha ileri seviye bir işsiz vardır da aramızda, belki açıklar. Kömüre o. Yani daha önce bu kadar ağır seviyede olmasa da kömürle bazı deneyler yapmışlığım var, oradan biliyorum. Şu leoparın kürkündeki desenlerin moda endüstrisini bu kadar uzun süreler esir alacağı kimin aklına gelirdi ki? Modayı geçtim, tankı kaplatmışlar. Sebebi neydi ki ey sayın, saygılı, sevgili alt dire biricik tasarımcı kardeş diye yakasına yapışarak sormak isterdim ama hayat işte. Ya o değil de yarın ulen zamanında beynini böyle saçma fotoğrafları algılamak için niye bu kadar kullandın diye sorarsam kendime ne cevap veririm diye düşünüyorum ha. Bak. Bu arkadaş yapmış güzel bir şey, yoluna bakıyor ne güzel. Buna kesinlikle hiçbir kötü söz söylenemez bence. Biz değil de sanki öndeki bey abimiz neden sorusunu en derinden soruyor şu anda kendine. Yani yüz ifadesinden öyle anladım ben. Al işte. Şimdi burada ne döndüğünü merak ediyorum ama neler döndüğünü algılayamayacağım kadar ileri kafalar bunlar aynı zamanlarda, onu da biliyorum. Yani hanım teyzelerimiz tutsaklar mı yoksa gönüllü olarak mı onun içindeler, hiçbir fikrim yok inanın. Hani bir heves yaptırmak istedin ve istemekle de kalmadın, yaptırdın da. Bu renkler bir süre sonra insanı boğar, benden söylemesi. Bak şimdi, ağaç da iyice çıldırmış, yapraklarının bir bölümünü dökmüş. Ama bir bölümünü de tutmuş. Niçin acaba? Moda yazıyor biliyor musunuz ortada? Şöyle bir söz vardı, moda o kadar çirkin bir şeydir ki 6 ayda bir kendini yenilemek zorundadır. Yorum sizin. Ve son olarak bu sanatsal çalışmanın ardındaki DH'yı çözemediğim için sizlere sormak istiyorum. Agalar bu nedir ya?
İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.